fikir. Düşünce demektir ki sözün de yazının da üssül esasıdır. Recaizade Ekrem Bey der ki, her bir eseri edebinin ruhu efkardır. Esalip ise eşgali hariciyeden ibaret kalır. Fikrin bazı meziyetleri vardır. Fikrin zihinde bulunmasına icat, sıraya konmasına tertip, başka şeylerle karıştırılmamasına vahdet diyorlar. Fikrin bir cihetten doğruluğu hakikat, her cihetten doğruluğu selamettir. Fikir bazen hakiki olmakla beraber salim olmayabilir. Mesela Nef'inin bir düş gibidir hak bu ki manide bu alem, kim göz yumup açınca zemanı güzel eyler. Bir yerdeki arama bu miktar ola mühlet, erbabı nice kesbi kemali hüner eyler. Beyitlerinde olduğu gibi. Recaizade bu beyitler için bunlarda münderiç olan fikir nev'ama hakikate mutabık ise de salim değildir. Zira havi olduğu şeye esher cihet mülayim düşmez. Müddeti ömrü beşer, zaman denilen budu gayri mütenahiye nispeten vaka hiç hükmünde ise de iktisabı faziletle tenviri insaniyet edecek kadar tahsili ilmi irfan etmeye kifayeti musaddaktır. Şairce maksut olan ekmeliyet, şu aciz insan için ezelde maktur olmayan ekmeliyeti mutlaka ise onun iktisabı bin senede yaşansa yine kabil olmaz. İşte bu noktadan nazar olunursa fikirde selamet olmadığı görülür der. Fikirde vuzu ve intizam da lazımdır. Fakat ekseriya fikrin anlaşılamaması ifadenin ademi vuzuhundan ileri gelir. Koca Ragıp'ın kabili cenk olmayan olmaz pezirayı cila, iyi birarı hatır, iksiri meserrettir bana beytinde olduğu gibi. Şair demek ister ki, gönlümün muber olması sevinç iksiriyle açılıp parlayacağına alamettir. Çünkü cilalanma kabiliyeti olan şeyler pas tutar. Mahzun olan mesrur olur. Hakikatini bir irade mesel ile ispat etmek isteyen Ragıp Paşa sözüne vuzuh veremediği için onun ifade ettiği fikirde muakkat bir hal almıştır. İntizam-ı fikriye ise şimdi tertip diyorlar. Bakınız irade mesel takit. Sadelik, sade dilanelik, incelik, parlaklık, şiddet, ulviyet gibi şeyler de fikrin hususi meziyetlerinden sayılıyor.